Şimdi elektrikli otomobil satışları da dünya genelinde artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2030'a kadar satılan 10 araçtan 6'sı elektrikli olacak. Peki Türkiye'de durum nasıl? Yerli otomobil TOGG piyasayı nasıl etkiledi? Yasemin Işık anlattı. Belki de birkaç yıl sonra bu benzin istasyonlarını göremeyeceksiniz. Çünkü onların yerini şarj istasyonları alabilir. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2030 yılı sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak ve satılan araçların %60'ından fazlası elektrikli olacak. Elektrikli araç sayısı son yıllarda hızla arttı. Satışlar 2022 yılında 10 milyonu aşarak 11,3 milyona ulaşmıştı. 2023 yılında da 13,9 milyon oldu. 2024 yılında bu ivmenin yükselerek devam etmesi bekleniyor. Tahmin edilen sayılar gerçekten doğruyu yansıtıyor. Hatta bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bundan daha fazlasını da yaşayabiliriz. Neden? Çünkü üretim teknolojisi hızlanıyor. Yani geleneksel otomobillerin üretim hızıyla elektrikli otomobillerin üretim hızı arasında çok ciddi fark var. Elektrikli otomobiller çok daha hızlı üretiliyor. Çok daha hızlı üretilen bu otomobillerin fiyatı giderek düşüyor. Sektörde Çin'in çok büyük bir üstünlüğü bulunuyor. İkinci sırada Avrupa var. 2023 yılında dünyada 4 elektrikli otomobilden birisi Avrupa ülkelerinde satıldı. Çin, Avrupa ve ABD dışında kalan ülkelerdeki elektrikli otomobil satışının payı sadece %6,5. Peki Türkiye ne durumda? 2022 yılında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde elektrikli araçların payı 14.552 idi. 2023 itibarıyla bu sayı 69.914 oldu. Tabii bunda Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un 2023 yılında satışa çıkmasının payı büyük. Zaten ülkemiz otomotiv endüstrisi konusunda çok önemli bir yerde. Özellikle Bursa ve Kocaeli, Sakarya bu konuda çok iyi. Şimdi elektrikli otomobillerde de TOGG'un başlamasıyla beraber çok güzel bir örnek var. Çünkü bakın son bir ayda sadece 6000 tane elektrikli otomobil teslim edildi. Yani bu dünyada eşine az rastlanır bir teslimat oranı, her ülkeye nasip olmayan bir teslimat hızı. İçten yanmalı motorlar yüzyılı aşkın süredir rakipsizdi ancak elektrikli araçlar mevcut durumu değiştiriyor. Bu araçlar 2030'a kadar günde en az 5 milyon varil petrol ihtiyacını ortadan kaldıracak. Arabalar bu değişimin sadece ilk dalgası. Elektrikli otobüsler ve kamyonlar da çok yakında onları takip edecek.